İyi günler değerli Günebaşı izleyicileri. Bir seçime doğru programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Çatışmabaşı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sayın Zekeriya Karaçengel. İyi günler diliyoruz efendim. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir hafif yağmurlu, sisli bir Çatışmabaşı gününde hazırlık yapıyorsunuz. Evet. Seçimin son haftasına girerken çalışmaya çıkacaksınız. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız iyi gidiyor, güzel gidiyor. Mahalle, köy mahalle ziyaretlerimizi yapıyoruz. Programlarımızı yapıyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Birçoğunu tamamlamış durumdayız. Efendim, hani mahalle ziyaretleri yapıyoruz. Yani bu seçimde ilk defa böyle bir artık kapı kapıya mı döndünüz? Kapı kapıya mı döndünüz? Yani mahallelerde kapılara artık başladık. Her kesim yani diğer adaylar için de aynı şey geçerli. Böyle korogor bir yarış olduğu için herkes artık tenezzülü en üst seviyeye çıkarmış durumda. Hepimiz kapı kapı gidip oy istiyoruz. Başkan adaylı olarak o da şeyler işte kadın kolları, gençlik kolları olarak hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Biz de bütün çalışmalarımızı bu mihmal üzerinde yürütüyoruz. Sahadaki durumumuz gayet güzel. Güzel şeyler müşahede ediyoruz. Güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Sorguluyoruz, sağlamasını yapıyoruz. Durumumuz nedir, ne değildir diye. Bugün itibariyle bu yarışın lideri durumundayız. İnşallah 31 Mart'ta da şampiyon olarak bu yarışı tamamlayacağız. Evet, Çatışmabaşı'nda yeni bir dönem başlayacak diyebilir miyiz? Yoksa hayır. Yani kesinlikle. Yeni bir dönem başlayacak. Kesinlikle yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir dönem başlayacak. Evet, Çarşıbaşı halkının talebi, isteği, tepkisi de bu doğrultuda. Bunu müşahede ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız belki tepkilerini çok açıkça beyan etmese bile iç dünyalarında bu şeyi yaşadıklarını düşünüyoruz, biliyoruz. Evet. Çarşıbaşı bu seçimde bir değişim yaşayacak. Sayın Karaçengel, Çatışmabaşı değişimi de bağımsız adayı belediye başkanı yaparak yaşayacak. Evet, sizinle beraber evet. Yaşayacak. Yani değişimden evet. Kastınız bu. Evet. Çatışmabaşı bir tarafta tarih yazmış olacak. Aynı zamanda Çatışmabaşı halkı ilk defa bağımsız bir belediye başkanı seçerek tarihe bir not düşecek. Eyvallah. Sayın Karaçengel, Çatışmabaşı şehrin batısında halen kumsalı da bulunan, hakikaten şirin bir ilçe ama sıkışmış bir pozisyonu bulunduğu için yeteri kadar belki gelişemedi. Bununla ilgili de 24 saat yaşanabilir bir şehir yapacağım düşünceniz var. Yani bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet, yani bizim hedefimiz belediye başkanı seçildiğimiz an şantiye şefi olmaktan, şantiye şefi gibi bir belediye başkanı olmaktan belki kendimizi kurtaracağız. Bunu gittiğimiz bütün çalışmalarımızda seçmenimizle paylaşıyoruz. Yani diyoruz ki biz artık işte yolların betonlanması, asfaltlanması, kum ve çakıl için kriterlerinin yönlendirilmesi için belediye başkanı olmaya gelmiyoruz. Bunları yapacak bir sistem buraya kuracağız. Başkan adına birini orada yetkilendireceğiz. Sizin işleriniz, bu tür talepleriniz, haklı talepleriniz görülecek. Görünmediği zaman bana arayın. Beni kum çakıl için aramayın ama işleriniz aksıyorsa bizi arayın. Müdahale olalım olayı. Biz bu ilçeyi hakikaten şehir hüviyeti kazanılabilmesi için daha ciddi işlerin, daha ciddi projelerin peşinde olacağız. Yani şu an mukayese yapılıyor. Müminoğlu mu çok yapmış, Çoşku Yılmaz mı çok yapmış diye şeyleri, mukayeseleri yapılıyor. Bak, bize sorarsanız hiçbir Şantiye Şehri'nden ileri gidememiştir yani. Beton dökmez, asfalt dökmez. Doğalgazı bekliyor, küçük sanayi sitesi bekliyor. Efendim, istihdam hususunda bir sürü eksiklerimiz var. Marka değerlerimizi yeterince kullanamamışız. İlçemiz yani plaj şehri aslında, kumsal şehri ama yeterince faydalanamıyoruz. Yani turizmde Trabzon'un paylaşılıyor. Kesinlikle yani hiçbir hareketin içerisinde Şişan'ın merkezi, tanıtımı ve ekonomisinin gelişmesi için hiçbir ciddi projenin içerisine kimse girmemiş. Herkes küçük şehirlerle kendini tatmin etmiş, asfalt dökmüş, beton dökmüş, onu yapmış, bunu yapmış gidiyoruz. Abdülkadir Ömür arkadaşımız, Trabzonsporlu kardeşimiz olmasa Yavuz Grup yolu karayolları şeyine koyulmayacaktı. Alınmayacaktı. Belki de o kadar çalışma orada yapılmayacaktı ama siyasiler onu yaptık, bunu yaptık. Yani garip işler. Biz bu işlerin içerisinde olmayacağız. Bu şehir
güzel bir şehir olacak. Albenisi olan, cazibesi olan bir şehir hali buraya getireceğiz. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz. Güveniyorum. Yani. Onun için mücadele edeceğim. Ben bunu gittiğim her şeyde mahalle ziyaretlerimde anlatıyorum yani. Destek de istiyorum. Bunun için bir toplumsal mutabakat oluşturacağız da. Başarabildiğimizi. Devlette de devamlı esastır. Biz bir kısmını yaparız. Arkadan gelenler devam edip gider ya. Sayın Karaçengel, yani sonuçta bu insanlar bağımsız bir aday olarak sizi seçerken size sonsuz güveniyorlar. Bir anlamda sizin bütün bunları yapabileceğinize inanarak size bir bağımsız adaya, bir partiye oy vermiyorlar. Bir bağımsız adaya şahsa oy veriyorlar. Yani evet. Bu taahhütlerinizi yerine getirebilecek misiniz? Bunların altyapılarını hazırladınız mı? Bize güvensinler, güveniyorlar, güvensinler, güvenmeye devam etsinler. Ya bilsinler ki kendimden çok onlara faydalı olacağım seçilirsem. Çarşıbaşı halkına buradan taahhütüm. Kendimden çok onlara faydalı olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet, o donanıma güveniyorum. O altyapıya güveniyorum. Bugüne kadar siyasette edindiğim etrafıma, lobime güveniyorum. Bu işleri çözeceğimizden şeyiz yani. Tereddüdümüz yok. Tereddüdümüz yok. Ama yani 5 yıla ne kadarını sığdırabiliriz? Orada tartışma konusu olur belki. Doğrusunu söyleyelim. Ama ciddi işlerin, ciddi projelerin... Bir dakika, 5 yıllık mı çalışacağım diyorsunuz? Böyle de bir şeyiniz mi var yani? Bir kuralım yok, yani... Şöyle, yani işim, şunu söylüyorum. Şimdi Çerçibaşı ilçemizin yani bir sürü hizmet almıştır belki ama o kadar da eksiği var ki. Yani bunları 5 yıl içerisinde tamamlayabilmek belki mümkün olmayacaktır. Onu anladım. Yani bir iş başlatırsınız. Ama yürüdüğünü görecekler. Yürüdüğünü görecekler. Yani alınan mesafeyi görecekler. Hayal ettiğimiz bir şehir var. O hayale vatandaşımızla, milletimizi de o hayale ortak et. Beraber burada yürüyeceğiz. Bu bir vizyon meselesi mi? Yani bütün mesele düşünmek, hissetmek, onu o şehri yaşamak ve bir vizyon meselesi mi? Böyle olmadığı için mi olmadı bu işler? Ya bunu şöyle ifade edeyim. Biz 2004 yılında o zaman AK Parti ilçe yöneticisi olarak sözümüzdü. Şey yapacağız. Küçük sanayi sitesinde yapacağız. Sözümüzdü. Çarşıbaşı'nın ihtiyaçları. O zaman 2004. Da bunu fark etmişiz. 2004. Seçimi kaybettik ama o zaman da o sözü vermişiz. 2004-2024. 20 yıl geçmiş. 20 yıl zarfında yapılan bütün yerel seçimlerde küçük sanayi sitesini herkes şeyine yazmıştır. Broşuruna yazmıştı yapacağım. Herkes sözünü vermiştir. Şu anda bugün gene ben de veriyorum. Diğer adaylar da bir söz veriyor. Küçük sanayi sitesini yapacağım. Yapılmamış yani. Yapılmamış. Herkes portatif şeylerle, çözümlerle, herkes pansuman şeylerle, müdahalelerle seçmenin gönlüne taht kurup gelecek seçimi nasıl kurtaracağımın şeyini... Ne kadar küçük sanayici var mesela böyle yani var değil mi? Bu esnaf var yani değil var, mi? Var. Tabii bunu öncelikle kendi esnafımız için yapacağız ama bunu yaparken dışarıdan da gelip burada yani şey açabilecek diyelim, dükkan açabilecek. Tabii o da önemli. Yani, tabii o da önemli. Yani dışarıdan buraya tabii. Ekonomi çekmeyi düşünüyorsunuz yani bir anlamda. Küçük sanayi sitesiyle de az da olsa onu başarmayı hedefliyoruz. Turizmle de dışarıdan o girdiği sağlamanın derdinde olacağız yani. Hem de istihdama katkı sağlamış olacağız. Gençlerden işsizlik adına çok şikayetler alıyoruz gezdiğimiz bütün mahallelerde. Ama herkes çocuğum üniversitede okudu ona bir iş, çocuğum üniversitede okudu ona bir iş diyor. Yani böyle bir devlete yerleştirmekle bu işlerin üstesine gelemeyeceğimizi biliyoruz. Onun için İstihdam. Turizme yönelik özellikle otel ve tatil köyleri ve plajları harekete geçirerek işte fındık bazen diyoruz ki biz konuşmalarımızda fındık bir Yahudi'nin elinde olsa bunu bize ilaç diye satar tane tane. Yani Çerçibaşı fındığı Trabzon'da randıman açısından en kaliteli fındık. Ama bizim diyelim daha randıman açısından düşük olan fındıkla aynı ambarda, aynı çuvalda birleşiyor. Çikolata yapımı için şey yapılıyor, ihraç ediyor. Ne yapacaksınız buna? Onun için buna? Kendi fındığımızı kendimiz işleyeceğiz, kendi markamızla üreteceğiz. Kesinlikle. Keşanımız da aynı şeyleri düşünüyoruz. Burada keşan üreticilerimiz var. Onların bu konsesi sağlayarak o işin bunlar altyapılarını hazırladınız mı? Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bir kısmı hazır çalışıyoruz. Evet. Önümüzdeki seçimler ilk kez çarşı başında bir bağımsız adayı adayla beraber tezahür ederse yani sonuçlanırsa mecliste bir sıkıntı yaşayacak mısınız? Nasıl çalışıyorsunuz bunu? Zannetmiyorum. Çünkü hepimizin ortak paydası Çarşıbaşı. Çarşıbaşı'nın büyümesi ve gelişmesi. Seçil Cırgola Meclis Üyesi arkadaşlarımız hepsi bu ilçenin. Kim seçilirse seçilsin diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim yani siyasi bir tavrımız olmaz kimseye. Yani yetkimizde de kimseyi ezmek gibi bir derdimiz içerisinde olmayacağız. Yönetimin içerisine onları birebir zaten katacağız ya. Yani. Zaten
reysen vardılar, resmen vardılar ama diğer türlü de kaçacağız. Biz zaten beraber kazanacağız, beraber yöneteceğiz diyoruz. Buna işte sivil toplum kuruluşlarının, esnaf odası, ziraat odası, esnaflarımız, imamlarımıza da böyle tepkiler alıyoruz. Yani bizden de toplantılar yapılsa gibi. Muhtarlarımız var. Yani çerçevesinin kıymetlerini, değerlerini yönetimin içerisine katacağız. Bir heyecan mı getirdi? Biz seçildik, başkan olduk. Bu ilçenin en akıllı insanı. Şu sizin kuşandığınız heyecanı seçmene işleyebildiniz mi? Yani bir heyecan oluşturabildiniz mi? Oluşmuş. Yoksa onlar mı size heyecan yürütüyor? Sayın Karaçengel yani evet, bir yerde bir şey var da. Karşılıklı bir gönül ilişkisi var. Hakikaten güzel bir şey var. Ambiyans var yani. Bunu siyaset olsun diye de söylemiyorum. Hakikaten güzel şeyimiz var. Bir karşılık var yani. Bu karşılığı biz belki biraz duygusal davranabiliriz diye. Biz tarafımıza bu işi yorabiliriz diye bu şeyleri. Dışarıdan da sağlamasını yaptırıyoruz. Yani seçmenden güzel bir teveccüh var. İyi, güzel bir güven var. İnşallah bu güvende layık bir başkan olarak güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip eder. İnşallah. İnşallah. Peki ilave etmek istediğiniz bir şey varsa güzel bir sohbeti yaptık. Eyvallah. Çarşıbaşı seçmeni, çarşıbaşı halkı bize güvensin. Bize güvensin. Bazen bunlar belki normal şeylerdir. Bazı arkadaşlarımız, rakip olan arkadaşlarımız bağımsız seçilip bu ilçeye nasıl hizmet edeceği hususunda seçmenin kafasını karıştırmaya çalışılıyor. Seçmenin sağduyulu olmasını buradan rica ediyorum. Biz bu altyapımızı alarak bu yola çıktık. Tedbirimizi alarak bu yola çıktık. Seçimimizi kazandığımız takdirde ilçenin eksiklerinin giderilmesi hususunda, millete hizmet edebilme hususunda en hızlı bir şekilde hareketimizi başlatacağız. Buna da bütün çarşıbaşı şahit olacak. Yani. Tereddütler olmasın bizden. Bize güvensinler, bizi tercih etsinler. Biz bu ilçenin evladıyız. Bak burada doğduk, bu saate kadar burada yaşadık. Bundan sonra burada yaşayacağız. Niyetim de burada ölmek. Onun için ben yaşadığım şehre bir katkı sunmak durumunda. Benden sonra gelecek olan kuşaklara, bizim için değil. Bizden sonra gelecek olan kuşaklara iki tane sebebim var evde. O çoluk çocuğun geleceği için. Onların 20 yıl sonra, 40 yıl sonra yani yazıklar olsun bu ilçeyi 20 yıl önce, 30 yıl önce yönetenler hiçbir şey yapmamışlar, bir çivi çakmamışlar. Dememeleri için. Hazırlamamışlar. Dememeleri için uğraşacağız, çalışacağız, ditineceğiz. Mesele budur. 54 yaşındayız. Normalde onu eleyip ele açmak derler ya. Emeklilik yaşı. Baktınız mı emeklilik yaşı ama öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Bu ilçeye hizmet edeceğiz. Bu ilçeye millete bir borcumuz vardır. Millete bir vefamız vardır. Bunu karşılayabilmek için de onlardan yetki istiyoruz. Bize güvensinler. Bu yetkiyi bize versinler. El birliğiyle, güç birliğiyle çarşı başını bulunduğu mesafeden daha yukarılara çekebilmek için gece gündüz çalışalım, uğraşalım. Evet, değerli Güne Bakış izleyicileri, işte size motivasyon. Motivasyon böyle bir şey. İnanmak, motive olmak ve güven unsurunu oluşturmak, güveni oluşturmak. Elbette ki bunun karşılıklı bir zemini var. Vatandaştan gördüğü ilgi, alaka veya vatandaşın beklentisi siyaseti işte böyle harika bir noktaya getiriyor. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Ve son bir kez daha Sayın Karaçengel'le buluşmak ümidiyle şimdilik programımızı burada noktalıyoruz. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Biraz programını da engelledik. Sanıyoruz iki yere gidecek, yetişecek. İnşallah yetişir. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.